İyi pazarlar. Bugünkü bölümümüze katılan hekim arkadaşlarım ve onlarla konuşacağımız konuları içeren kısa bir videoyla programımıza başlıyoruz. Kimler riskli gebelik grubundadır? Dikkat edilmesi gereken özel durumlar ve belirtiler nelerdir? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Faik Tamer Sözen az sonra doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda anlatıyor. Çocuklarda mide ve bağırsak iltihabına yol açan sebepler nelerdir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Hilal Kızıldağ az sonra doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda açıklıyor. HPV nedir? HPV hastalığından korunma yolları nelerdir? Üroloji uzmanı operatör doktor Miraç Turan az sonra doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda. Evet, yanımda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Tamer Sözen var. Tamer hoş geldin. Merhaba. Tamer benim okul arkadaşım. Şimdi evet, kısaca, kaç yıl oldu söylemeyelim. Söylemeyelim aynen. Çünkü işte... Ama çapalıyız. Onu evet, çapalıyız onu söyleyebiliriz. Yok. Peki, şimdi ben riskli gebeliklerle ilgili bir iki cümlelik neye riskli diyoruz diye bir tanım aldıktan sonra başka bir konuya geçmek istiyorum. Daha çok kişi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Riskli gebelik dediğimizde kimler riskli oluyor? Aslında çok geniş parametre var tabii aynen. Burada. Ama en temel son zamanlarda kullandığımız tabir itibariyle ileri yaşlayacağız ama ileri yaş da artık ileri yaş olmaktan çıktı. Evet. Sizin gibi fonksiyonel tıp metabolizmayla da ilgilenenler fonksiyonelci sayesinde. Fonksiyonelci değilim ben kendi başıma. Hayır, bir tıbbım. Sen ayrı dedim yani fonksiyonel tıp aynen. Gibi dedim zaten. Onlarla beraber kadınlar artık gençler, genç kalıyorlar. Yani en güzel kadının periyodu aslında 35-45 arası. Şu anda ekranlar başında olup 35-45 arasında olanlar hak verecekler. Evet. Belki en güzel dönemlerini geçiyorlar. Evet. 50'lere de bu sarkıyor. Dolayısıyla eskiden 35 yaş üstü ileri yaş gebeliği ve riskli kabul ediliyordu. Artık 40'lı yaşlarda da kadınlar hamile kalıyor, doğurabiliyor. Yine de işte ben 35 demeyeyim. 40 yaş üstü gebelikler, yüksek tansiyon artı gebelik, işte daha önceden anne karnında bebek kaybetmiş olanlar, tekrarlayan gebelik kayıpları olanlar, düşük yapanlar öncesinde ve sağlıkla ilgili kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi problemler olanlar. Aslında riskli gebelik çok da anormal bir şey değil. Neredeyse hastaların iki kadından bir tanesi bu sınıfa sokabiliriz. Şunun için söylüyorum, korkmasınlar eğer buradan bir mesaj göndermek gerekirse. Riskli gebelik dediğimizde çok farklı bir şey olmuyor. Daha evet. Yakın takip etmek gerekiyor. Doktorlarla iletişim kursunlar. Güzel. Şimdi hastalığını birinci söylediğinden bağlarsak. Yaşam şekli değişti ve bizim de çocuğa hazır olmamız daha ertelendiği için doğanın izin verdiği 30 yaşlar öncesi hamilelikler artık olmuyor. Hem bu var, yani daha ileri yaşta hamile kalmak istiyoruz ama aynı zamanda da daha önceki nesillere göre hamile kalmak erken yaşta da zorlaştı. Bunun adına reproductive aging diyebiliriz. Yani deriz. Kendini yani üreme kabiliyetinin azalması aslında yaşlanmanın ipuçlarından biri. Dışarıdan bir şey gözükmeyebilir ama bu kabiliyette bir azalma varsa yani o sistemde aslında bu bir yaşlanma kokusudur. Dolayısıyla aslında gençlerde bunun olması bize göre daha hızlı yaşlandıklarını bana anlatıyor. Mesela polikistik over çok yaygın değil mi? Doğru, çok. Ve doğum kontrol hapıyla kontrol etmeye çalışıyorlar. Kimisine beslenme, kilo kontrolü, diyet falan veriliyor. Yani genç jenerasyonda gerçekten yardımsız üreme kabiliyeti zorlaşmaya başladı. Azaldı. Bu şehir yaşamı olur, beslenme olur, elektroniklerle ilgili bir şey olabilir. Peki burada hem o sebepten hem de modern seçimlerimize sabit kalabilmek için ne yapmamız lazım? Yumurta dondurmamız lazım. Yumurta dondurmak denen şey zor mudur? Yaşı kaçtır? Pahalı mıdır? Her yaşta yapılabiliyor. Önemli olan 35 over... diye duydum. 35 yok, değil mi? Yok değil. Over rezervi azalmış her kadın yapabilir. Yani yumurtalar çok iyiyken yapmıyorsun tabii. Over rezervin azalmasını kan testlerinden mi ultrasondan mı anlıyorsunuz? İkisi birden. Biliyorsun tıpta her şey çok parametreli. Sen daha iyi de bilirsin bunu biyokimyacı olarak. Ultrasonda over, buradan en önemli mesaj onu verelim. Çünkü kadın doğumculara da bir eleştiri getirelim. Biz öz eleştiri yapalım. Genellikle bakıp göreceli kavram kullanıyoruz sevgili Ayşegül. Yani diyoruz ki yumurtaların iyi. İyi ne? Şimdi Ayşegül güzel bir kadın.
Ama göreceli değil mi bu kavram? Yani iyi dediğin sayacağız. Kaç antral folikül var? Normal işte 30'a kadar 9-15 arası. Tabii bazı kriterler var, var. Yani onları anlamak o için. O sayıyı söyleyeceğiz, hasta da bilecek, biz de not alacağız. Hmm. Şimdi bir kadının bir sol tarafında da sağ yumurtalığında da 15 tane yumurta var. Buna iyi dedin. 12 tane var bir yıl sonra, buna da iyi dedin. 9 var, yine iyi dedin ama bir yılda yumurtalar azaldı. Bir yıl boyunca azaldı, sen o hala iyi dediğin kadında aslında azalmayı kaçırmış oluyorsun. Öyle kritik bir nokta var ki sevgili izleyiciler, onu söyleyelim. Yumurtalar azaldığını fark ettiğin an yapacaksın. Evet. İyice bozulduğunda yaptığın yumurta kaliteli olmuyor. Okay, zaten o döllenemiyor. Evet, her yaş ilerlemesi kaliteli yumurtaların azalmasına sebep oluyor. Bence burada bizim altını çizmemiz gereken şey şu. Evet, biz uzun yaşamak istiyoruz. Kadın olarak da, anne olarak da daha fazla zaman hakkımız olsun istiyoruz. Gücünü kurmak, kullanmak istiyorsun. Bir sürü sağlıklı şeyleri yaparak erken menopozu veya yumurtlama kapasitemizin azalmasını geciktirebiliriz. Fakat gene de yaşam şeklimiz farklı tercihler içerdiği için çok da zor bir şey olmadığını söylediğin için bence şu anda bu konuda ileride yaparım düşüncesi olan herkes kadın doğumcusuna sorup yumurta rezervi yeterliyse ve azalmaya doğru yön tutuysa hemen bir yumurta depolamaya gidebilir. Bir de çok ucuz bir test var. AMH diye, anti-müllerian hormon. O AMH testi artı yumurta sayısı. İkisi birden değerlendirilsin. Hı. Kademeli olarak baktığımızda 6 ayda bir özellikle böyle 30'lu yaşlarda olan çalışan, şimdi kadınlar artık 30'dan önce evlenmiyor. Senin annem, benim annem belki 20'lerinde doğuruyordu ama 30'lardan önce özellikle çalışan, sosyokültürel seviyesi yüksek kadın daha geçe bırakıyor. Ama yumurtalarını geçe bırakmasınlar. Bir haftalık iğne oluyorlar. Bir hafta, 7 gün, 8 gün. Sonra anestezi altında yumurtalar toplanabiliyor. Hı hı. Bekar ve bakire kızlarda da bu işlem yapılabiliyor. Hı. Vajinal bir operasyonla yapılıyor. Ağrısız bir işlem. 10-15 dakika sürüyor. Böyle bir rapor düzenleniyor ve genellikle zedelenmiyor kızlıkları. Oraya da küçük bir dikiş atılıyor ve bir de rapor veriliyor. Yani onlara bile uygulanabiliyor, o anlamda söyleyeyim. Ve yumurtalar istediğimiz kadar da saklanabiliyor. Okay. Tamam, bunları bilmek güzel bir şey. Demek ki kariyer yaparken öbür planlarımızı rahatlıkla erteleyebiliriz. Çünkü günün birinde her kadın anne olmak isteyebilir. Bazıları ön yargılı davranıyor. Diyorlar ki ben hiçbir zaman çocuk doğurmayacağım. Ama o güç bende kalsın istiyor bir yandan. Evet, teknolojinin el verdiği bir durum varsa biz de onu kullanacağız. Tamer, teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çocuklarda mide ve bağırsak iltihabına yol açan sebepler nelerdir? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hilal Kızıldağ şimdi Doktor Ayşegül Çoruhlu'yla İyi Yaşam'da açıklıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Hilal Kızıldağ'la beraberiz. Hilal Hanımcığım, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi çocukların ishal, kusma, ateşli olan bu gastroenteriti bir kere niye o kadar sık oluyor? Bir de sezonu mu yani? Sezonu var mı? Evet. Şimdi ishal, kusma hastalığı bağırsak enfeksiyonu diye tarif ettiğimiz bir hastalıktır. Sezonsal olduğu bazı ajanlar olabiliyor. Virüsler, bakteriler, çeşitli mikroorganizmalarla olabilir bu hastalık. Mide bağırsak sisteminin enfekte olması, ishal, kusma, ateşle giden bir hastalık zaten. Yaz döneminde özellikle işte çevresel havuz, deniz falan yapar havuz, mı? Deniz tabii ki onlar kolaylaştırıcı. Hı hı. Dışarısı ısındığı için mikroorganizmaların üremeleri, toksinlerini bırakmaları kolaylaşıyor. Dolayısıyla yaz döneminde biraz sıklığı artabiliyor. Mevsim dönemlerine göre işte kış döneminde mesela bazı virüsler daha çok görülür yapabiliyor gibi sıklıkları değişiyor mevsime zamanı göre. Şu an bağırsak enfeksiyonları biraz arttı. Ele yaka ağızla beraber olan cilt dokuntuları, burun akıntılarıyla kombine olan bağırsak enfeksiyonlarında biraz daha sık görebiliyoruz. Bunun bu yaş sınırı var mı? Yani çocuk deyince bebek mi? Kaç her kaç yaşta, yaşta görülebilir ama hayatın ilk 5 yılı bağırsak enfeksiyonları için biraz daha sık görülme dönemidir. Hmm. Alışıncaya kadar bakterilere. Tam olarak öyle. Çünkü çocukların hem immün yanıtları özellikle 2 yaşın altında bağışık yanıtları çok aktif olmuyor. Mikroorganizmalarla hayata daha yeni tanışmaya başlıyorlar. Biraz da tabii hijyen, kişisel hijyen konusunda farkındalıkları düşük oluyor. Oral dönem işte her şeyi ağızlarına götürüyorlar, el temizliklerine dikkat etmiyorlar. Daha kolay enfekte olabiliyorlar. Peki anne sütü emmiş emmemiş olmak bu durumu değiştiriyor mu? Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü, 2 yaşına kadar da anne sütünü emmemiş olanlarda daha sık oluyor mu bağırsak enfeksiyonu? Anne sütüyle beslenen çocukların anneden geleceği antikorlar ve koruyucu elemanları da olduğu için daha az bağırsak enfeksiyonu geçiriyorlar. Yani, evet. Anne sütü almayanlar da daha çok görülüyor. Aynı zamanda anne sütü temiz, hijyenik, yani her koşulda temiz bir
gıda. Ama mama hazırlanırken ya da tamamlayıcı beslenme hazırlanırken enfekte olabiliyorlar. Orada ben bir şey sormak istiyorum. Bazen de böyle hijyen düşkünü anneler olabiliyor. Aşırı hijyen düşkünü. O ne kadar iyi? Hijyen hipotezi diye bir şey var. Evet. Çok sevmeyiz biz fazla hijyeni. Çünkü mikroorganizmalarla vücudu tanışamadığı için tabii ki bağışık yanıtları da güçlü olmuyor. Yani hijyen istiyoruz. Özellikle gıda hijyeni, el hijyeni, besin hijyeni önemli, su hijyeni. Ama aşırı da tedirgin olup da çocukların her türlü enfeksiyondan korumaya çalışmamaları lazım. Peki şimdi bu ishal, kusma, ateş ya, şeyi geçiyorum, ateşi, ama kusma ve ishal olduğu için sıvı kaybı oluyor. Biz en çok, değil mi, nasıl onu yapabiliriz? Evde, doktorunun dışında evde tedavi edilecek kısma giriyor. Siz nasıl bir sıvı tüketimi öneriyorsunuz? İshal diyeti dediğimiz bir diyetimiz oluyor ve bol sıvı tüketilmesini istiyoruz. Çünkü tarif ettiğiniz gibi kusarak ve ishal yaparak vücuttan fazla su kaybediyorlar. O suyun böyle bir elektroliti oluyor mu? Aynen. Oral rehidratasyon sıvısı dediğimiz solüsyonlar oluyor. Hazır. O eczaneden mi alınıyor? Eczanelerden alındırıyoruz. Yani evde uygulanan protokoller olabiliyor ama çok konforlu olmuyor. Onların tat sorunları da olabiliyor. İçerisinde şekeri, tuzu, dengeli solüsyonlar var. İshallerin, kusmaların ardından çocuğun kilosuna göre uygun dozda beslenmelerini öneriyoruz. Yani sıvı desteği almalarını öneriyoruz. İshalin en güzel tedavi zaten ağızdan tedavidir. Hı hı. Sıvı dengesinde en güzel sağlanacağı yer ağızdan tedavidir. Evet. Dediğiniz gibi ama evde öneriyoruz. Ama bu oral rehidrasyon sıvısı dediğiniz şeyin içerisindeki tuz ve şeker önemli. Önemli. Çünkü biyokimyasal olarak da bağırsaktaki sıvıyı bağırsaktan içeriye almak için bu iki molekülün olması gerekiyor. O yüzden onları koyuyorlar. Aynen. O belki hani sadece su yetmiyor, yani onu bilmek lazım. Nasıl teşhis koyuyorsunuz? Yani klinik şikayetler. Aynen, klinik böyle uzuvlarıyla. Böyle kültüre mültüre gitmeye gerek var mı? Özellikle durumlarda öneriyoruz. Yani basit, çok yüksek ateşli olmayan, kanlı kakaları olmayan, genel durumu kötü olmayan bir çocukta birçok zaman toksinler ya da virüsler yapıyor bunu. En sık kaynak zaten virüsler, ajanlar. Virüsler olduğu için antibiyotik yok mu tedavide? Antibiyotik verilmez virüs olduğunda. Zaten birçok zaman antibiyotik ihtiyacı olmaz bağırsak enfeksiyonunda. Ama kolik dediğimiz kanlı kakalar, bağırsak invazyonunu düşündüren bulgular, yüksek ateş, klinik kötülük durumlarında antibiyotik kullanmak bazen gerekebilir. Bu durumda özellikle kültür almak gerekir. Hani hangi mikroorganizma tarafından hasta olmuş diye. Ama tanı koymak adına işte viral enfeksiyonlarda da gayta testleri yapıyoruz ki biz de bilelim hangi enfeksiyon ajanıyla hasta. Onlarda da antijen testleri yapıyoruz gaytada. Ne kadar sürüyor hani o hikaye? 1-2 gün müdür, haftalar mı sürer? Anne ne kadar uzun sürerse endişelenmeli? Normalde 3-5 gün içinde kendini sınırlandırır genel olarak. Genellikle de 7 günün altında biter ama 14 güne kadar sürebilir. Buna biz normal akut enfeksiyon diyoruz. 2 haftadan 14 daha güne kadar sürse bile sürebilir. Akut diyoruz. Evet, 14 gün akut. 2 haftadan uzadığında persiste etmiş, 1 aydan uzun sürdüğünde de artık kronik ishal olmuş diyoruz. Altta yatan başka sebepler var mı yok mu araştırmak lazım. Beslenme önerisi olarak anne sütü emmediğini, oraya geçtiğini varsayalım ve çocuk olduğunu kabul edelim. Neler öneriyorsunuz mesela şunları? Erken beslenme en önemli şey, çünkü ishal olduğunda böyle beslenmenin kısıtlanması gibi bir durum oluyor bazen. O da bağırsak mukozasının iyileşmesini geciktirir, trofik etkileri bozar. Onun için oral alabilen, artık kusmayan genel hali iyi bir bireyde erken beslenme çok kıymetli. Yani erken beslenme dediğiniz ishal olunca beslen diyorsunuz. Evet, evet, beslenmesi lazım. İşte patates haşlaması, muz, yoğurt, yağlı çorbası, bol sıvı gıda alımını öneririz. Aynen. Fazla lifli gıdalar bağırsak hareketlerini arttırabilir. Fazla yağlı gıdalar yine bağırsak hareketlerini arttırıp ishalin artmasına sebep olabilir. Bunlardan kaçınmalarını öneriyoruz. Kompleks karbonhidratlar bağırsakların toparlanmasına destek olur. Onun için patates, işte patates aşaması aynen ekle. Peki şimdi küçücük bir çocuk vücudundan o sıvıyı kaybedince ishal ve kusmayla biraz da ateşi var. Çocuğun şuurunda böyle bir şey oluyor mu, anneyi endişelendirecek? Hani bu kendinde değil. Dehidratasyon dediğimiz vücut su tuz denge bozuklukları, asit baz denge bozuklukları çok ağır ishallerde olur. Özellikle yaş küçüldükçe bu daha çok olur. 2 yaşın altında. Çok sulu ishal yapan bazı ajanlar var, rotavirüs gibi. Bunlar çok kayıplara sebep olur aynen. Onlarda gerçekten bilinç değişikliği, şok bulguları görülebilir. Onun için hidrasyon durumunu değerlendirmek kıymetli. Evet, yani 2 yaşın altındaysa özellikle çocuk ishal deyip geçmeyip çocuk tepki veremeyeceği için o şuur halinin susuzluğun ilerlemesini biz tespit edemeyebiliriz. Hekimine götürmek lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Demek mevsimiymiş. O yüzden anneler biraz daha bu işlere dikkat edecekler. Hijyen konusunda değil mi? Evet. Öncelikle. Sağ olun Hilal Hanımcığım. Teşekkür ederim. Mersi. Sağ olun. HPV nedir?
HPV hastalığından korunma yolları nelerdir? Üroloji uzmanı operatör doktor Miraç Turan şimdi doktor Ayşegül Çoruhlu'yla iyi yaşamda. Yanımda üroloji uzmanı operatör doktor Miraç Turan var. Miraç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi HPV'yi konuşacağız. Evet. Fakat HPV deyince ben önce şunu sormak istiyorum. Niye bu kadınların derdiymiş de erkeklerin değilmiş gibi duruyor? HPV erkeklerin konusu değil mi? Çok güzel yerden başladınız. Human papilloma virüs. Human kadın, yani adı human. Üstünde. Kadın erkek İkisinde değil. De olacak. Evet. Kadında çünkü hep riski çok konuşulduğu için hep erkekte kadın kadın. Erkekte riski yok mu? Erkekte bilinen, yayınlarda çıkan baş boyun tümörü bile olabilir. Penis kanseri bile olabilir. Fakat bunlarla çok korkutmak inanılmaz etik değil. Çünkü en büyük risk sayı olarak, skala olarak hep kadınlarda. Gerçekten de öyle. Erkeği de yakalayabilir. Ama bu hiç kontrole gelmeyen, kendisine hiç bakmayan, immün sistemi düşük ve gerçekten de hani en son aşamadaki sıkıntılarda. Bir anda erkek hasta, bir anda baş boyun tümörü olacak, penis kanseri olacak, bir anda sıçrayamaz. Yıllarca kendisine hiç kontrole gitmemiş, lezyonları olduğu halde hiç ilgilenilmemiş bir erkekte bu olabilir. Ama kadında lezyon yapıyor mu HPV'ler, sil gibi? Yapanın da var, yapmayan da var. Bir de bunun türleri var değil mi? Bazıları ciddi de bazıları ciddi değil o kadar. Şimdi ciddi hiç olmayanı bile adı yine risk, düşük yine risk. Yine de yıllarca kaldıktan sonra adı bir risk oluyor onun. Bir de hep sayı verirler bilirsiniz. Evet. Bu 200 tane cinsi var. Normalde piyasaya bakıldığında 20 tane falan bakarlar. Halbuki hasta der ki hani bende vardı, işte aldın, gönderdin. O belki de tip işte 82, belki de bakılmayanlardan. Bu yok demek değil. En çok gözükenlere ve en yüksek risklere bakıyorlar. Bir de konuyu da dağıtmayayım ama yüksek risk, düşük risk, adı risk ama. Adı risk. Sonuçta bir risk var. Peki bunun tek bulaşma kaynağı cinsel yolla bulaşma. %90'ın üstü demek gerekiyor onda. Bir sürü yayın var. Kafa çok karıştırıyor. Çocuk bakıcıların ellerinden çocuğa bile geçti denilen yayın da var. Ortak kullanılan yer de var. Daha tam kesin garanti de diyemiyoruz ama garanti olan ne? %90'ın üzerinde cinsel aktiviteyle. Şeyi kolay mı testi? Yani kan testiyle mi, muayeneyle mi anlaşılıyor? Kan testi yetiyor mu yani? Kan testi aslında ikinci, üçüncü planlarda belki yapılacak bir şey. En önemli testi HPV'nin DNA'yı olay yeri inceleme gibi. Olay yerinden alacağınız biyopsi çubuklarla. Biyopsi gibi bir şey alıyorsunuz. Yani şey DNA sürüntüsü, HPV DNA bakıyoruz. Bravo. Kort, vart yani kondilom hepsi aynı isimler. Sil. Sil'in kendisini gönderebiliyorsanız çok şanslısınız. Test güzel çıkar bu sefer. Çünkü kendisine bakacak. Yok diyelim partnerde çıkmış. Partneri bize göndermişler. Sil falan yok. Olay yeri inceleme gibi çubuk. Yani çubukla aslında birinde HPV teşhis edildiyse onun eşine de partnerine de bakmak lazım. Evet. Peki tedavide ne yapıyorsunuz? Yani o sil'leri yakıyorsunuz, alıyorsunuz değil mi? Aslında onlar gerçek bir tedavi de değil. Biraz kozmetik gibi. Çünkü onlar atölye gibi düşünün. Orası güzel. Antiviral bir tedavisi yok mu mesela başka? Bu tür şeyler de çıkıyor. Gibi. Bravo. Yani mesela uzak doğuda bir mantardan çok özel bir ürün çıkardılar. Bunu genel bir isim olduğu için söyleyebileceğim. Active Exos Compound Correlated deniyor buna. AHCC. Dünyada çok yaygınlaşmaya başladı. Bitkisel bir şey olduğu için de kullanıyoruz. Çok kimyasal bazı şeyler çıktı. Ben güvenlik nedeniyle hastalarıma çok veremiyorum. Çünkü çok yayın yok. Böbrek karaciğer yetmezliğinden korkan bir doktorum. O yüzden böyle bitkisel şeyleri seviyorum ama tam bir kür yine de konuşulmuyor. Daha FDA'de değil yani. Değildi, en azından öyle değildi. Söylemek lazım. Evet. Türkiye'de sıklığı çok mu? Türkiye'de ben şöyle anlatayım hemen. 20 yıl önce, 25 yıl önce mesela amfilerde öğrenciyken biz Amerika'ya, Avrupa'ya gülerdik. Adamlara bak derdik. Bunlarda ne kadar fazla, biz de ne kadar kendimizi şanslı hissederdik. Şimdiki konumumuz şöyle. Hızlıca çıkıyoruz. Hızlıca logaritmik bir artımla çıkıyoruz. Bizde teşhisin de güçlü olması, kişilerin doktorlarla temasının artması, bir de tabii sosyal bilinçli, yaşam değişikliği. Bilinç artımı da bulaşta Türkiye'de çok artıyor. Bence işte yeni bunlara karşı koruyucu bazı şeyler geliyor. Bunları konuşuyorduk. Türkiye'de çok sansasyon yapıyorlar ama gereksiz bir sansasyonel durum var. Peki şeye gireceğim. Ya bu illa eşittir kanser değil. Korkutmamak gerekiyor. Kadında da öyle. Kadınlar da hemen ona bakarsanız hepatit B'yi taşımak da karaciğer kanseri riskini bir tık arttırıyor aslında. Evet. Ama olacak demek değil. Olacak demek değil. Burada kendini koruyan kadın tarafına birazcık değinelim. Ben ürolog olmama rağmen. Tamam. Kadınlardan hemen bir risk kendi şey yapıyor, böyle gösteriyor ama kontrole gitmeyen kadında,
sigara içen, gece uyumayan, immün sistemi düşük, iyi beslenmeyen, su içmeyen. Bunlar gelecek, bir de kadın doğmadan hiç gitmeyecek bu kadın. Bu kadıncağız bir de bir sürü partner olacak, bir sürü EPV alacak. Çok riskli olunca tabii kaçınılmaz sonuca doğru gidiyor gibi duruyor. Bu da bir konuymuş. Hayat kaybı yönünden istatistiklere bakın, koronayı da geçecektir. Peki, teşekkür ederim bizi uyardığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. Doktor Ayşegül Çoruhlu'dan uzun ve sağlıklı bir yaşam için değerli öneriler ve dikkat edilmesi gereken noktalar şimdi iyi yaşamda. Geldik longevity bölümümüze. Bugün size anlatmak için aralıklı açlığı çektim. Zaten çok merak ettiğiniz, bir sürünüzün uygulamaya çalıştığı bir konu bu. Bakalım bunu biz longevity'ye, yani uzun ve sağlıklı ömre nasıl bağlayabiliriz? Bir kere hikayeyi geri sarmamız lazım. Hikayeyi geri sarmak dediğim, bundan yıllar önce, 30-40 yıl önce ilk hikaye, kaloriyi azaltırsak, günlük toplam kaloriyi azaltırsak ömür uzar mı çalışmasıyla başlamıştı. Bunun adı kalori restricted diet'ti ve çalıştı. Baktılar ki daha az kalorinin tüketildiği durumlarda insanların iyileşmeleri daha çok oluyor, hastalıklardan da, moral olarak da, ve daha uzun yaşıyorlar. Bu laboratuvarda, laboratuvar hayvanları üzerinde tespit edildi ve günlük uygulamaya da geçti. Sonra yıllar ilerledi, toplam kaloriyi azaltmak yerine bir de ara mı versek acaba dendi. O zaman da bu bizim aralıklı açlık diye duyduğumuz konu başladı. Ve bakıldı, ne kadar ara verirsek ömrümüz uzar. Dendi ki işte 8 saate 16 saat gibi bir aralık yapsak, 8 saat yeme 16 saat aralık, ömrümüz uzar mı? İlk başta buna da olumlu cevap alındı. Çünkü uzun bir ara vermek her zaman için, vücut için yenilenmek için bir zaman yaratmış oldu. O açlık işe yaradı. Fakat en son gelinen noktada en doğru açlığın gece ve gündüz ayarıyla yapılması gerektiğine varıldı. Ve buna da time restricted diet diyorlar. Zaman kısıtlamalı diyet. Aslında Türkçesi, benim kendim ifade ettiğim şekliyle, sirkadiyen aralıklı açlık. Zaten o zaman kısıtlamasının mantığı da orada. Diyor ki sana gövden, şu 24 saatlik zaman dilimi olsun. Şurası işte 0-6 olsun, sonra burası 18 olacak, 12, sonra burası 24 olacak, değil mi? Şimdi güneşin doğduğu saatten itibaren, 6'dan sonra, 6.30'dan, 7.30'dan sonra şu bölgedeyken vücudunun şeker, insülin ayarlaması çok iyidir. Vücut enerji yakmaya müsaittir. Her türlü enerjiden verimli yemekten verimli enerji üretebilir. Fakat zaman ilerledikçe öğleden sonraya geldiğimizde buradaki saatten itibaren bir takım hücresel mekanizmalar yemeği iyi işlemeye, ondan faydalanmaya müsait olmamaya başlıyor. Dikkat ederseniz genelde zaten hani sabah yemem, öğlen az yerim, akşamdan akşama yerim diyenlerin kilo sorunları daha fazladır ve kilo özellikle göbek ve iç organlar çevresinde toplanır ve kilo vermekte de zorlaşırlar. Şimdi zaten yaptığımız bu kötü yaşam şekli bir problemdi ama aralıklı açlığı doğru yapabilmek için bu saatten sonraki açlığı önermeye başladı bilim adamları. Hatta ben bununla başladığımda 17 en son saattir bizim için, o saatten sabaha kadar aç kalalım dediğimde erken zannediyorduk. Harvard şu anda 15'te kesmelisiniz diyor. Yani Harvard Üniversitesi diyor ki güneşin doğuşuyla beraber yemeye başlayabilirsiniz. Olabiliyorsa öğün aralarına 4 saat koyabilirsiniz. Fakat son öğünü ne kadar erken keserseniz o kadar iyi. Ve biz 15'te kestiğimizde şu farkı gördük diyor. Normalde işte 8'de kahve yemeye başladım, 15'te kesiyorlar. Bir başka gruba da 13'te, yani 1'de başladım, akşam 8'de kesiyorlar. Aynı bu iki grubu kıyasladıklarında aynı yemek, aynı kalori, aynı insan tipleri, fakat günün erken saatinde yiyip kesenlerle günün sonrasında devamında yiyenler arasında büyük bir fark oluyor. Erken saatte kesenler kilo veriyorlar, karaciğer yağlanmaları azalıyor, insülin rezistansları azalıyor. Öbürlerinde çok az bir fark oluyor. Yetmiyor, erken saatte kesenler o kadar moral olarak da yüksek oluyorlar ki depresif durumları azalıyor ve bu durumu sürdürülebilir buluyorlar iyi geldiği için. Sabah kalktıklarında çok daha enerjik oluyorlar. Halbuki akşamın 8'inde yemek yiyip, hani sözde yemek enerji sağlar ya,
O şekilde yatanlar sabah enerjisiz kalkıyorlar ve daha zor uyanıyorlar. Dolayısıyla aralık doğru ama aralığın ne zaman vereceği önemli. Harvard'a göre öğleden sonra 3'ten sonra yememeliyiz. Ben yumuşatıyorum, 5'ten sonra yememeliyiz. Ve sabah kahvaltıyla başlayan bir yeme olması lazım. Şimdi bunu yaptığımız zaman ömrümüz uzuyor mu? Zaten çalışmanın sonuçlarında olduğu gibi insülin rezistansı azalıyorsa ömrün uzuyor. Karaciğer yallanmanı azalıyorsa ömrün uzanıyor. Belin inceliyorsa ömrün uzuyor. Sabah enerjik kalkıyorsan, daha derin uyuyorsan zaten ömrünün uzamasına yarıyor. Yani onun için çok büyük bir akla gerek yok. Bence bugün için önemli olan konu, bütün bu anti-aging ve longevity konularında yeme ve yememe konusu çok konuşulur. Fakat yeme kadar yememe konusunun altı çizilir. İşte o açlık vurgulanır ama o açlığın ne zaman olduğu az vurgulanır. Ben burada onu belirtmek istedim. Kesinlikle gündüz açlığından bahsetmiyor. Kesinlikle kahvaltı atlamaktan bahsetmiyor. Bahsedilen şey öğleden sonra olabilen erken saatte yemeği kesmekle ve bütün geceyi içine alan açlıktan bahsediyor. Ve bizim için de günlük hayatta pratik olarak saat 17'de kesip ertesi sabah kahvaltıya kadar aç kalmak ömrümüzü uzatır diyebiliriz. Aralıklı açlığı da longevity ile ilgili olarak böyle bir özetlemiş oldum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz.